İslam evrimle çelişir mi? Kur'an evrimi yalanlıyor mu? Kur'an'da evrimle ilgili ayetler var mıdır? Evrimle çelişen veya evrimi destekleyen ayetler hangileridir? Sabır ve dikkatle izlerseniz bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Kısa cevap olarak şunu söyleyelim ki, Hazreti İsa'nın yaratılışı bir mucizedir ve bu mucizeye inandığımız için biyolojiyi inkar etmemiz gerekmediği gibi Hazreti Adem'in yaratılışı için de evrimi inkar etmemiz gerekmez. Hazreti Adem'in yaratılışı mucize iledir. Mucizelerde bilimsellik aranmaz ki evrimi inkara bir sebep olsun. Hazreti Musa denizi ikiye ayırdı ve suyun iki yakası dağ parçası gibi durdu diye yerçekimi kuvvetini ve suyun akışkanlık kanununu inkar etmemiz mi gerekiyor? Hayır, gerekmiyor. Çünkü denizin yarılması da bir mucizedir ve doğa kanunlarından hariç bir yaratılma durumudur. İnsanlığın ortaya çıkışı da Hazreti Adem mucizesiyle oluşmuş bir süreçtir ve evrim kanununun inkar edilmesini gerektirmiyor. İslam evrimle çelişmez. Çünkü Kur'an'a göre Adem'in yaratılışı bir mucizedir ve doğanın kendi akışı içinde gerçekleşmiş bir olay değildir. Bunu şu ayet açıklıyor. Âl-i İmrân 59. Allah katında İsa'nın durumu tıpkı Adem'in durumu gibidir. Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oldu. Hazreti İsa'nın babasız olarak bir mucize sonucu doğduğunu biliyoruz. Allah özel olarak bir insan yaratmak istemişti ve anne babanın genetiğine ihtiyaç duymadan yepyeni bir genetik dizilimle bir insan yarattı. Fakat bu bebeği bir annenin rahminde büyüttü. İşte Âl-i İmrân'ın 59. ayetinde de Allah, Hazreti Adem'in yaratılışını Hazreti İsa'nın yaratılışına benzetmekte ve insanlığın yeni türünün aniden ortaya çıktığını belli etmektedir. Bu noktada Hazreti Adem eğer mucize ile yaratıldıysa, canlıların evrim geçiriyor olup olmaması Hazreti Adem'in yaratılışını bağlamaz. Hazreti Adem yaratıldığı dönemde çeşitli insan türleri bulunabilir. Örneğin Neandertaller, Denisova insanları, Homo erectuslar dünya üzerinde yaşıyor ve yayılmış olsunlar. Allah yeni bir tür insan yaratmak istedi ve bunu meleklere yeryüzünde yeni bir halife yaratacağım sözüyle açıkladı. Yaratılış teorimize göre Allah Adem'i ve eşini yarattı. Burası önemli, dikkatle dinleyin lütfen. Adem'in yaratılışı eski insanların genetik yapılarına benzer olduğu fakat eski insanların gen yapıları düzenlenerek daha akıllı, daha maharetli bir insan türü ortaya çıktı. Dolayısıyla Hazreti Adem hem ilk insandır hem de diğer insansıların genlerindeki evrimsel birikimleri devralmıştır. Yani Hazreti Adem'in mucize ile yaratıldığı söylendiğine göre artık Adem'in yaratılışı evrimle çelişir, bu yüzden evrim reddedelim denmez. Buna gerek yok. Ya abi, fakat evrim diye bir şey yok, bilim adamlarının uydurması. Kardeşim, bu bilimin konusu. Ayrıntılarını bilim insanları çözer. Bu bilimsel konuyla senin ilgilenmeni gerektiren ve reddetmeni sağlayan sebep yoksa, sen ne diye Kur'an adına evrimi reddediyorsun da mutasyonu, canlıların değişimini, doğal seleksiyonu laboratuvarda ve doğada gözlemleyen bilim insanlarının bu din yanılmış diye düşünmelerine sebep oluyorsun? Hazreti Adem'in yaratılışı mucize ile olmuşsa, daha neden Kur'an evrimle çelişir diyorsun? Evrim başka bir olgu, Kur'an'ın anlattığı Adem'in yaratılışı ise başka bir olgu. Tıpkı Hazreti Musa'nın denizi yarması ve denizin her iki yakasının dağ gibi iki kenarda beklemesinde bilimsellik aramadığımız gibi ve bunun mucize olduğunu söylediğimiz gibi Hazreti Adem'in yaratılışının da bilimin doğal akışına uymasını beklemiyoruz. Kur'an'a göre Hazreti Adem Allah'ın dilemesi ve kudretiyle sebeplere bağlı kalınmadan yaratılmıştır. Hazreti İsa'nın yaratılışı için biyolojiye uymuyor diye biyolojiyi inkar etmek gerekmediği gibi Hazreti Adem'in yaratılışı için de evrimi inkar etmek gerekmez. Yani mucize ile yaratılma konusunu anladıysanız artık Hazreti Adem isterse çamur şeklinde yaratılmış olsun ve ruh üflensin, isterse Hazreti Adem de tıpkı Hazreti İsa gibi kendinden önce yaratılmış insan türlerinden bir ferdin rahminde büyümüş olsun fark etmez. Bu iki durum da ne Kur'an'a aykırıdır ne de mucize olduğu için evrimle uyuşması gerekmiyor. Soru: Allah dedi ki, ey iblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun? Saat 75. Ayetinin evrimle çeliştiğini düşünüyorlar. Bu ayeti göz önüne alırsak, Kur'an evrimi yalanlıyor mu? Cevap: Bu ayet evrimle çelişmez. Çünkü yukarıda anlattığımız gibi, Hazreti Adem mucize ile yaratılmıştır. Diğer canlı türleri evrimsel gelişmelerine devam eder veya etmez. Ayette bununla çelişen bir ifade yok.
Peki iki el ile yaratmak ne demektir? Kur'an halk arasında kullanılan deyimleri çok kullanır. İşte bunlardan biri de elleriyle yapmak ifadesidir ki kendi yapmak, kendi işlemek manasındadır. Şu ayet elleriyle yaratmak ifadesinin sadece insanlar için kullanılmadığını gösteriyor. Yasin 71. Ellerinizin yaptıklarından onlara sahip oldukları hayvanlar yarattığımızı görmüyorlar mı? Şu ayetlerde Arapçada tıpkı Türkçede olduğu gibi el ile ilgili deyimler olduğunu ve Kur'an'ın bu deyimleri kullanarak maksadını anlattığını gösteriyor. Fetih 10. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Mümtehine 12. Elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp uydurmamak. İsra 29. Elini bağlayıp boynuna asma. Onu büsbütün de açma. Hac 10. Ey insan, bu senin ellerinin önden takdim ettikleridir. Rum 41. İnsanların elleriyle kazandıkları amelleri yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Bakara 195. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Nur 62. Öyleyse nasıl olur da kendi ellerinin sundukları sonucu onlara bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek kuşkusuz biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye Allah'a yemin ederler. Nisa 77. Hiç görmedin mi şu kişileri ki kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namazı tam kılın, zekatı verin denmişti. Nisa 91. Eğer sizden uzak durmazlar, barışa yanaşmazlar ve sizden el çekmezlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Maide 64. Yahudiler, Allah'ın eli sıkıdır dediler. Asıl onların elleri bağlıdır, cimridirler. Ve söylediklerinden dolayı lanetlendiler. Maide 94. Ey iman edenler! Elbette Allah, hac veya umre için ihramlıyken, ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşacağı bir avlanma ile onu yasak ederek sizi dener. Tevbe 67. Elleri sıkı mı sıkıdır. Kısaca Saat 75 ayetindeki iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi ifadesi de deyimsel bir ifadedir ve kendim yaptığım, kendi irademle ve kudretimle yaptığım anlamına gelmektedir. Soru. Kur'an'a göre dünyadaki canlılık bir anda mı yaratılmıştır yoksa süreç içinde yavaş yavaş mı yaratılmıştır? Cevap. Çevremizde gözlemlediğimiz kadarıyla Allah her şeyi süreç içinde yapıyor. Ağacı, ırmakları, denizleri, dağları, bebeği, hayvanı ve her şeyi yaratan Allah'tır ama hiçbiri pat diye oluşmuyor. Ağaç tohum halinde başlayıp yaratılıyor. Hakeza insan ve hayvanlar da öyle. Kur'an ise hiçbir ayetinde canlıların veya evrenin pat diye yaratıldığını belirtmezken tam aksine dünyanın 6 günde yaratıldığını belirtiyor ve içindeki yiyeceklerin ise 4 günde oluştuğunu belirtiyor. Fussilet 10. Orada yani yerde onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti. Onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları 4 günde takdir etti. Yiyecekler bitkisel ve hayvansal canlılar olarak kabul edilirse bunların bir anda değil de 6 gün içinde aşama aşama yaratılan dünyanın 4 günü içinde aşamayla yaratıldığını belirtiyor. Soru. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir sudan yarattı. Secde 7 ve 8. ayetine göre Adem topraktan heykel gibi mi yaratılmıştır? Topraktan ve çamurdan yaratılma ne ifade etmektedir? Cevap. Öncelikle bu ayetlerden Hazreti Adem'in topraktan ve çamurdan heykel gibi yaratıldığını da anlasanız, topraktan yaratılmanın başka bir hakikati anlattığını da anlasanız, bu durum evrimi reddetmemizi gerektirmez. Yani topraktan heykel gibi yaratılmaya da inanabilirsiniz veya topraktan yaratılmanın başka bir hakikati anlattığını da düşünebilirsiniz. Eğer sorarsanız ki sizce hangisini anlatıyor, şu şekilde cevap verelim. Kur'an'da hepimizin topraktan yaratıldığı söylenir fakat bizler çamurdan heykel şeklinde yaratılmıyoruz. Annemizin karnında bir aşamadan geçerek yaratılıyoruz. Fatır 11. Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır, sonra bir katre sudan, sonra da size eşler halk etmiştir. Demek ki topraktan yaratılma konusu, toprağın bir araya gelip çamurdan heykel olması değildir. Bu ayet müteşabih bir ayettir ve bilimsel olarak gerçekliği de şöyledir. İnsanın ham maddesi tamamen topraktır ve ölünce de bu ham madde tekrar toprak olarak karbon döngüsüne geri döner. İnsan hayattayken yedikleriyle büyür, gelişir ve hayatını devam ettirir. Yedikleri ise toprağın dönüşmüş hali olduğu için insan bedeni de toprağın dönüşmüş halidir. İnsan ölünce tekrar toprak olup toprağa dönüşünce bu topraktan da yeni otlar ve sebzeler yetişir ve bu toprak yeni canlılara beden olur. Bu yüzden insanın yeryüzündeki tüm hayvanlar ve bitkiler gibi
topraktan yaratılması zaten gözlemlediğimiz bir olgudur. Buraya kadar anlattıklarımızdan Kur'an evrimi yalanlıyor mu sorusunun cevabını gösterdik. Kısaca hayır, Kur'an'da evrime ters düşen bir ayet yoktur. Çünkü Kur'an açısından bakarsanız Hazreti Adem mucize ile yaratılmıştır. Evrime uyması gerekmiyor. Maalesef bu basit farkı anlayamayan, ne evrimi doğru düzgün anlayabilmiş, ne kitabı ön yargılardan sıyırıp okuyabilmiş bazı Müslümanlar, Kur'an evrimle çelişmez diyenleri haksız yere aforoz etmişlerdir. Elbette ki bu makale, Allah'a inanan kişiler için yazılmış bir makaleydi. Yani Kur'an'ın evrim teorisi aleyhine bir ayeti olmadığını göstermek içindi. Bu yazı daha çok Kur'an için evrimi inkar edenlerle yapılmış bir hasbihal niteliğindedir. İkinci video ise Hazreti Adem'in yaratılışının neden evrimle çelişmediğini açıklıyor. O video ise daha çok evrim için Kur'an'ı inkar edenlerle yapılmış bir hasbihal niteliğinde olacak. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.